yani diyeceğim o ki abisi. Benim bu var ya dükkan işini bir an önce bacanakla konuşmam lazım. Vay be, Nedim çakalına bak sen. Demek Songül anneye yamuk yapıyor ha? Kim? O sıkar biraz sıkar da... ne bileyim hani o kadar da tekin değiller gibi geldi bana abisi. Nedim, ya ben Nedim'in böyle kısa şortlarlarını bilirim Kurtuluş abi. Onlardan bir cacık olmaz. Höt desek var ya, nereye kaçacaklarını şaşırdılar ya. Allah ne bileyim abisi, bana pek öyle gelmedi ama. Hayırdır Kurtuluş abi? Korktun mu yoksa? Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Lan oğlum, ben validenin yanımda kavga etmeyeyim diye şey yaptım. Yoksa direkt alırdım aşağıda yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Kurtuluş abi. Onur Bey'i falan karıştırma bu işe. Ben çakalın mekanını biliyorum zaten. Gidelim çökelim çakalın mekanına. Kimmiş bizim Songül annemizin mekanını almak isteyen, bir göz göze gelelim onunla. Yürü. Zaten ben bunun mekanını öğrenmeye geldim Samet. Gidelim diyorsun yani. Yürü Kurtuluş abi, ne bekliyoruz? Yürü ya. Yürü hadi. Ben o zaman şey yapayım onu, dur. Kızım arasana. Kızım şu Kurtuluş'u bir daha arasana. Ya anneciğim, aradım aramasına ya. Telefon kulağıma yapıştı artık. Yok, cevap vermiyor. O bir gelsin, ben ona yapacağımı bilirim. Oh, sakinleşeyim diye kokluyorum sürekli. Burası mı Samet? Burası usta. Asla asalım, kes de keselim. Ne yapalım abi? Dur bakalım abisi. Buradaki o var ya, o koruma duvarının arkasında olmasalar... bir cacık değiller biliyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü bunlarda yürek yok. Allah'ın izniyle bizde yürek var. Ben çakala çikolata pabuç bırakır mıyım be abi, biliyorsun beni. Ayıp ediyorsun abisi. Hadi. Burada Nedim Sancar diye bir çakal varmış. Onunla görüşmeye geldik. Randevunuz var mıydı? Randevu diyor bize Kurtuluş abi. Randevu ne lan? Artist. Nedim Sancar'la görüşmeye geldik. Git çağır diyorum şu çakalı. Hadi. Hadi lan. Artisti görüyor musun Samet? Kim oğlum bunlar? Kim? Bak Kurtuluş abi, acımak yok. Seri çalışıyoruz. Samet, sen biliyorsun benim ne kadar delikanlı bir adam olduğumu değil mi? Ulan benim ailemden zorla kim alıyor lan mekanını? Yemin ediyorum çapraz keserim adamı Samet. Ne yapayım? Samet bir dakika, telefon çalıyor. Aha Nilüfer arıyor. Efendim Nilüfer. Heh, Kurtuluş sen neredesin? Yavrum, şimdi benim bir işim var. Şu anda meşgulüm Nilüfer. Ben seni sonra arayayım yavrum. Ne oldu? Şu an müsait değilim. Ben seni sonra ararım dedi. Kapadı anne. Tabii müsait değil. Tabii. Çünkü o paraları bozdurdu. O sattı ya. O paraları aldı. Şimdi havalimanına mı gidiyor? Ne yapıyor? Ay yok anneciğim ya, ablam dedi ya öyle bir şey yapamaz, bozduramaz diye. Ay evet anneciğim, artık o kadar da değil, yapamaz artık, yok yani. Ya belki de aldı ama kaybetti, hani ondan söylemeye çekiniyor, o da olabilir. Yok yok, ben ona yapacağımı bilirim. Deminkiler bunlar değildi Samet. İki boy büyük geldi Kurtuluş abi. Niye öyle oldu abi? Al şunları çocuklar. Ya yakadan tutamazsak, bak bir şey söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.